Herkese merhaba, ben Fakedad ve yepyeni bir bölüme daha hoş geldiniz. Öncelikle bölüme başlamadan önce doğru düzgün sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum. Geçen bölümün yorumlarına baktım. Bildiğiniz üzere bizim bir tane TomCraft araştırmasını nasıl atacağım hakkında sorunlarım vardı benim. Nasıl atacağım hakkında en ufak fikrim yoktu. Ve yorumlarda birisi bana o kadar yardımcı oldu ki... Normalde ben açıkçası bu seride başka yorum yazan insanların falan ismini göstermem ama... Seni göstereceğim yardımların için. Şu anda ekranda oluyor olması lazım. Gold Dimension TR. Brain Inajar'dan sonra Infusion Enchant. Araştırması çıkıyor. Oradan da istediğin şey açılıyor dedi. Brain Inajar'ı icat ettim. Daha sonra Infusion Enchantment'ı yaptım. Ve aynen dediğin gibi. Burada bizim açmaya çalıştığımız Educational açıldı. Yani e, sana ne kadar teşekkür etsem az. Çok teşekkür ederim. Ayrıca e, Brainy Nejar'ı açmak için de bir tane zombiyi tarattırıyorsunuz Şu Thermometer'dan. E, ee, şey... Tomcraft zombisi, şu sinirli zombiyi tarattırmanız gerekiyor. Sinirli zombiyi bununla tanat, taradığınız zaman ee, Brainy Nejar açılıyor. Ondan bunu bunu yapıyorsunuz ve istediğimiz şey açılıyor. Yani sonunda sahip olduk buna. Fakat büyü simgem kalmamış. Hemen yapalım ve onu icat edelim o zaman. Boom ve artık educational yapabiliyoruz. Ya yeah. evet çok iyi oldu ya çok iyi oldu. Şimdi ayrıca bir şey daha var ee, bizim şu yaptığımız yerde ha bu infusion enchantment bölümünde repair diye bir tane daha enchant var. Yani e, biz aslında o yaptığımız kılıcı hani hasar görüyor demiştik ya şu anda o yapacağımız sistemin tek kötü yanı hasar görmesi. Ee, yaratıkları kestiğimiz aletin. Bu repair enchant'ını kullanarak onu kendi kendine tamir etmesini de sağlayabiliriz aslında. Yani. Ama o kadar da gerekli değil bence. Evet. O kadar bölüm sonuna sonunda çantamı da adam gibi boşalttım eminim. <laughs> bir sürü kişi rahatlamıştır bundan sonra. Ee, şimdi ne yapacağız? Şimdi ilk başta şunu yapmakla başlayacağız. Bu arkadaşı. Yani ben bunun hemen malzemelerini toplayıp geliyorum. Piston yapmayı üşenip village'den çöktüğüm doğrudur. <laughs> ee, yapacak bir şey yok. Tamam, her şey hazır olmalı şu anda. Ve... bom. Bu arkadaş artık hazır. Bu, yapacağımız kılıcı kullanacak olan alet olacak. Ee, yani şimdi neyi yapmamız gerekiyor? Sıradaki yapacağımız şey... Spawner. Daha doğrusu Auto Spawner yapacağız. Bunun için... Ee, bakalım Emerald'ımız var mı? Tek sorun olacak şey Emerald sanırım. Eğer yoksa. Bir tane var. Ben hemen şuradaki village'e gidip mantıklı emerald alabileceğimiz bir alışveriş seçeneği var mı diye bakayım. Evet. Bütün villager'lar tek bir yere toplanmış anlaşılan. İlginç. Ee... Ha. 22 kömür karşılığında bir tane elmas, elmas diyorum emerald veriyor. Bu da troll villager. Sen de satıyorsun troll villager? Buğday karşılığında veriyor. Ha, keşke buradaki bütün buğdayları çökmemiş olsaydım da. <laughs> ee, o zaman ben hemen eve döneyim, buğday ve kömür alayım ve şuradaki dayılardan birazcık emerald alalım. Evet, pekala. Ee, şimdi, şuradaki dayıydı galiba. Tamam. Bir de sen. Tamam. Zaten emerald çok fazla kullanılan bir şey değil, dolayısıyla bu bize yeterli olur uzunca bir süre büyük ihtimalle. Olmadı, daha farklı seçenekler de var rahatça alacağımız. Ayrıca bunların bütün hepsinin böyle tek bir yerde toplanması müthiş bir şey benim için. Etrafta gezmemi... Eee, gezmemem gerekmesini sağlıyor. Gezmem... Gezmemi engelliyor. Eh, konuşamıyorum. O yüzden onların orada kaldığına emin olmak için şurayı da kapatacağım. Asla çıkmayın. Artık eve dönüyoruz. Ee, machine frame önceden yaptığımız varmış zaten. Yani o da tamam. Ee, magma creamleri yaptım. Nether wartımız tamam. Ee, onun dışında ne gerekiyor? Emeraldlarımız tamam. Redstone reception coil. Tamam. Sadece plastik sheet lazım. Plastik sheetimiz yok. Fakat e, plastiğimiz vardı fazladan. Yani onu da kolayca yapabilirim eğer görebilirsem. Rubber yazalım. Heh, var işte. Böyle yapılmıyor muydu onlar? Ha, ha, bu zorlaştırıldı tabii ki bak sen. Yeni bir şeyler yapmamız lazım. Plastik sheet o kadar kolay yapılmıyor artık bu expert mod olduğu için unuttum. Hım. İlginç. Tamam, ee, yaparız. Yani vat yapmam gerekiyor öncelikle. Watt. Bu nasıl yapılıyor? Machine chases, uuuuuuuu Yapımı biraz karışık ben size e, adım adım göstereceğim hepsini Öncelikle daha fazla glowstone'a ihtiyacım var ve nether'a gitmeye üşeniyorum yani buradaki glowstone'lara çökeceğim Ve buradakilerin yerine cam koyacağım Evet daha kötü görüneceğini biliyorum ama Şu an hiç nether'a gidip nether'dan toplayasım yok yani Böyle bir çözüm üreteceğiz Tamam. Ve bundan sonra bakarsak gördüğünüz gibi ee, sanırım glowstone olması şart. Emin değilim çok önemli değil boş verin. Şu anda çok işimiz yok onunla. Ee, düzeltirim sonra glowstone toplarım. Şu anda sadece bunu yapmak istiyorum. Şimdi daha sonra bunu eriteceğiz ve sıvı haline getireceğiz. Nerede eriteceğiz bunu? Magma Crucible'da. Şimdi bize kaç tane gerekiyor onu anlamaya çalışıyorum. Bir tane üretince bize kaç tane gelecek? 4 tane geliyor. Bize kaç tane gerekiyor? Şuna 2 tane gerekiyor. Burada başka gerekmiyor. 2 tane yetiyor bize. Yani bir kere üretmem yeter. Kısacası dört tane eriteceğim. Daha sonra bunu kovaya alacağım. İşte size Energized Glowstone Bucket yani erimiş Glowstone. Daha sonra ne yapacağız? Daha sonra buna Tin Merhaba üstüne e, 4 tane yok. 3 tane tin. Bir tane silver. Eriteceğiz. Eritmeyeceğiz. Evet, tozunu çıkartacağız. Ve bunların üçü böyle. Tabii ki bunu çalışma masasında yapmam lazım. Tinler buraya. Ee, silver buraya. Ve altına da glowstone kovası. Dört tane Lumium Blend Gelmiş oldu Şimdi Lumium Blend için Bu Lumium Blend'i direkt ısıtınca herhalde şey oluyor Lumium Ingot oluyor aynen öyle Bunları hemen şurada ısıtırız İşte bize dört tane Lumium Ingot Bu birinci adımda daha bitmedi daha yapmamız gereken şeyler var ee, Şuradaki Basic Kapasitörler Bunları daha önce hiç yapmadığımız için size gösteriyorum bunun için iki tane Redstone chipset, bir tane Lapis Elektron küp e, tüp, bir de signalum gerekiyor. Signalum nedir? Signalum ise silver, copper ve sıvı Redstone'dan oluşuyor. Yani redstone'da eritmemiz lazım. Evet, bayağı zahmetli yani e, normalde yapımı inanılmaz kolay bir şey olan plastik sheetin yapımı ne kadar zahmetli görüyorsunuz. Redstone da aynı şekilde eritiyoruz. Teşekkürler. Kalp atışları falan duyuyorsunuz değil mi? Harika. İşte redstone. Redstone alıyoruz. Bir silver, dört copper ve de bir kova redstone gerekiyor. Ee, doğru miktarda karışması için. Bundan bir tane silver gelecek. Bunlar ikiye katlandığı için dört tane copper olacak eridikten sonra. Burada ayrıca benim içine koyduğum kanal hala duruyor. Onu boş verin görmezden gelin direkt. Güzel. Artık bu efekti durmadan göreceğiz neredeyse. Bu ekranın hafif kararması ve kalp atış seslerini falan. Alışın yani. Ee, Craft'ta uğraştığımız için cezamız. Ve daha sonra bunun içine redstone da koyarsak bu yavaş yavaş signaluma dönüşecektir. Ha, copper'ı biraz fazla koymuşum ama önemli değil. 4 ingot signal'ımız oldu. Şimdi de bunları buradan çıkartacağız. Bu arada da e, buradaki Termionic Fabricator'da 5 tane lapis lazuli, 2 tane redstone ve birazcık cam kullanarak e, diğer ihtiyacımız olan şey yapmaya başlayacağız. Ve bunlar da çıkmıştır. Signalumlarımızı alıyoruz. Daha sonra iki tane de ups, iki tane de redstone chipset gerekiyor. Ve bizde tonlarca var. İyi ki <laughs> hazırlamışız. Yani e, bu oluşmayı bitirdikten sonra işimiz bitiyor. Bu da şuradaki barda olduktan sonra oluşacak. Az kaldı az. Ve... bu. Tamam. Bunun içine şimdiden daha sonraki üretimlerde kullanalım diye bolca e, cam koymuş oldum. İhtiyacımız olur mutlaka. Lapis elektron tübümüz de hazır. Yani bunu ilk başta nugget'a çevireceğiz. Daha sonra nugget'lar buraya. Bu buraya ve bu da buraya. Bu birinciyi yaptı. Bize bundan iki tane gerekiyor. Yani iki tane daha. Redstone chipset. Ve redstone chipsetler buraya. Nugget'lar buraya. Ve ortasına da bir tane daha lapis elektron tüp. İki tane basic kapasitörümüz oldu. Şimdi Eee Demir alacağız biraz. Bir 64'lük alalım. Demirimiz de azaldı ayrıca baya. Daha sonra ne yapıyoruz? Ee, demirlerden birazcık iron bar yapacağız. Iron barım vardı benim herhalde ama yine de daha fazlasını yaptım. Çok önemli değil. Ve de artık bunu yapabiliyor olmam lazım machine chases yaptık. Ee, daha sonra fleet tanklardan yapacağız. Yani birazcık da cama ihtiyacım var. İki tane cam lazım. Ee, normal cam değil mi yoksa onlar? Ya Yo, normal cam. Tamam sen olmuyorsan ben dizerim kardeşim. Tamam. Bir sıkıntı yok. Bir sıkıntı yok. Bunları böyle yaptık. İki tane fleet tankımız oldu. Şimdi electrical steel gerekiyor. Electrical steel için silikon ve e, şey, steel'ı yan yana pişiriyorsunuz. Silikon için ise pulverizer'dan e, sert geçiriyorsunuz. Çok zor bir şey değil açıkçası. Ama yine de gıcık sayılır. Buraya da kendimize kaldırın yapmak için 7 tane demir koyuyoruz. Ve e, silikonlarımız hazır. Şuraya koydum. Daha sonra induction smelter'da silikonlar. Aslında 4 tane yeter ya. Ve de steel. Steel'ımız varmış baya. 4 tane de steel alıp. İş hallediyoruz. Ve onlar olurken buradan da yedi tane Iron Plate alıp bunlarla kendimize kaldırın yapıyoruz ve Electrical steel'lar hazır. Yani artık bir de fırına ihtiyacımız var. <laughs> Furnace. En kolayı bu. Kendim mi dizmem gerekiyor? Galiba. yok tamam. Ve böylelikle artık bir vatımız var. Ve bunu da şuraya koyacağım. Buna da enerji gerekiyor. Bayağı bir enerji alıyor aslında içine. Şimdi bu alet ne? Bu alet bir sıvıyı ve birkaç tane item birleştirip bize yeni bir sıvı oluşturuyor kısacası. Görevi bu. Evet şimdi bunu kullanarak kendimize Yapacağız. Rocket Fuel yapacağız. Rocket Fuel yapmak için ne gerekiyor ona bakacağız. Hooch yapmamız lazım önce. Hooch için Seed, e, Potato, Elma da oluyordu herhalde. Elma oluyordu ya. Neyse burada göstermese de oluyor diye hatırlıyorum ben. Evet evet oluyor. Ve de şeker gerekiyor. Yani Sugar. 10 tane alalım. Hepsini şeker yapalım. 10 tane elma. Bıp, bıp. Şimdi bunun içine su dolduracağız. Su doldurmak için ben oraya bir sınırsız su kaynağı yapayım. Direkt kovayla sağ tıklayabiliyorsunuz. Evet yine muhteşem ekran kararması falan. Harika bayılıyoruz. Ve şu önünden e, buhar efekti falan da çıkıyor. İlginç bir alettir. Ve bunların piştiğini görüyoruz. Burada da ne kadar olduğu yazıyor. Progress yazıyor. Bunlar bize huç verecek. Evet, bakın huç olarak diğer tarafa çıktı. Ee, evet, ben bir bunların olmasını bekleyip geleyim. Pekala, ee, biraz önce bilmeden ürettiklerimizin hepsini e, sildim buraya basarak. Sadece bir kova kaldı elimizde. <laughs> ee, harikayım. Neyse, ee, onları. Daha sonra <laughs> niye sildim ben onları ya? Neyse çok önemli değil çünkü bize bir kova yatıyor şu anda. Ben daha sonra daha fazlasını üretirim. Sadece benim aptallığımdı, tamam mı? Evet. Ne yazık ki bize bir kova yetiyor ki. Ve Glowstone ve Redstone koyunca da bunun Rocket Fuel'a dönüşmesi lazım. Rocket Fuel'a dönüştükten sonra da eğer buraya plastik yazarsam e, plastik sheet'in yapımına bakacak olursak raw plastik gerekiyor. Bunun için rubber bar ısıtacağız. Yani e, şunları hemen ısıtırız şurada. Isıttık bile. Daha sonra bir de kompres sawdust gerekiyor. Yani sawdust lazım. Ki bizde bol bol var. ama bol bol gerekiyor zaten. Yani 64 tane alalım. Tamam. 4 tane aldım ben de. Şunları şöyle yapacağız ve de işte bu kadar. Evet. Daha sonra rocket Fuel'umuza aldık ve rocket fuel'umuzla üretimi yapabiliriz. Sonunda plastik Sheet. Ve daha sonra da spawner diyeceğiz ve de gereken her malzeme yok mu bende? Ha şey yok. Machine frame'i harcadık onu üretirken. Bir tane daha machine frame üretmem lazım benim. Haa. Üzücü redstone tin ve su koyarak kendimize ilk başta basic circuit board üretiyoruz. Daha sonra bir tane de Iron chipset ve crushed obsidian acaba bizde var mı? Obsidian var mı? Yok. Yani obsidian üreteceğim. Pekala şu anda neredeyse her şey hazır olmalı. Ee, şuradan da dense refined iron plate alacağım. Buraya koyacağım ve bunlar da bitti. Bunları da buraya koyacağız. Her şey hazır galiba şu an. Değil mi? Bir şey eksik. Ne eksik? Tingir. Tingir de burada. Ve machine frame yapmaya başlıyoruz. Yay! Bunun işi bitince videoyu yeniden başlatacağım. Ve bitti. İşte machine frame'imiz. Yani artık yapıyor olayım lütfen. Hadi. Evet. İşte autospawner'ımız, autonomous activator'ımız ikisi de göreve hazır. Bir de niye ihtiyacımız var ama? Eee yapmam gerekiyor. Bunun için bir tane daha machine frame, eee servo, bucket ve bir tane daha plastik sheet lazım. Ben bunların hepsini hazırlayıp geliyorum. Biraz önce nasıl yapıldığını gördünüz zaten. Tamam ee, rocket fuel'lar hazır. Ve ee, şu arkadaşta oluyor şu anda machine frame. Yani çok bir işim kalmadı galiba. Birkaç tane daha compressed sawdust almam gerekiyor. Dört tane. Ve plastik. Ve birazcık daha plastik sheet. Boom. Ve machine frame. Aldım. Daha sonra demir. Ee, cam. Bunları aldıktan sonra bir tane nümelik servo. Cam gelmedi. Şimdi geldi galiba. Redstone'um yok. Çantamda. Birazcık redstone alalım. Bıp. Ne oluyor? ha Sonunda. Daha sonra ee, brick lazım. Brick. Tabii ki var. Kullanmıştık çünkü daha önce. Ve Server. Huh yaptık. Bunu da yaptık. Bu da bitti sonunda. Ee, başka bir şeye ihtiyacımız var mı diye düşünüyorum. Bir tane daha kovan var şurada. Sanırım biraz daha obsidian yapacağım. Çünkü ihtiyacım olacak. Ve de birazcık daha level'ımı artırayım. Çünkü level'a da ihtiyacım olacak üretim yaparken. İçi biraz karıştı bunun da ama yapacak bir şey yok. Malzemelerini hazırladım ve birazcık daha hardened glass yapıyorum. Çünkü biraz daha fluid act yapacağım. İhtiyacımız olacağını biliyorum. Hani biraz daha hardened glass. Eee ve. Copper. Copperları düzleştirmemiz lazım. Ve. Led zaten var. Evet. Ve böylelikle. Eee. 28 tane flu dakta oldu ki bence hiç fena değil. Evet. Bunu da hallettik. Glowstone elde etmemin kolay bir yolu var mı acaba? Nedir'a gitmeden. Yok gibi. Ve ne yazık ki bu bölümü burada bitiriyorum. Şimdi eğer aklınıza takılırsan neden bu bölüm bu kadar geç, e, boş geçti? Niye normalde sardırmam gereken bir sürü yeri sardırmadım? Ve bütün bunları yaptığım halde bölüm niye bu kadar kısa? Çünkü şu anda benim final haftam e, okulda. Bu ve bundan sonraki hafta final sınavlarım var. Dolayısıyla çok çok fazla zamanım yok ne yazık ki. E, bu kadar zaman ayırabildim. Yani e, kusura bakmayın demek istiyorum. Evet o zaman... İzlediğiniz için hepinize gerçekten çok teşekkürler. Kısa video için kusura bakmayın fakat e, yarın sınavım var pazartesi. Ondan sonra 3-4 gün boşum. Dolayısıyla ondan sonraki günler daha dolu bir şeyler yüklerim. Pekala bir dahaki videoda görüşürüz o zaman. Hoşçakalın bay bay.